Hayırlı geceler, hoş geldiniz Semavi Patikleri Örgü kanalındasınız değerli arkadaşlar, kıymetli takipçiler. Şimdi patiğimizin birinci bölümünü paylaştım. Nereye kadar yaptık? Şu patiğimizin ön kapağına kadar yaptık. Şu şekilde 8 tane direğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane direğimiz var. Daha küçük yapacaksanız bu direkler 6 tane olacak. Onun tarifi de var dediğim gibi kanalımda. Şimdi patiğimizin yan kısmını yapacağız. Yan kısmını tamamen çakma trabzan yapacağız. Şimdi şöyle şurayı içeriye katlayalım. Rahat çalışmamız olsun. Evet. Hemen devam ediyoruz. İpimi alıyorum. Bakın. Şöyle ilk önce şurayı bir alayım da bir şuradan bir de şuradan alacağız. Hemen şu aradan başlıyorum. Şu aradan başladım. Yani kapağın üzerinden iki tane trabzan çıkaracağım. Bir, iki tane zincir çektim. Hemen yanından bir tane daha çıkaracağım. Tığımın başına aldım. Bu ipi de içerisinde yürütelim. Hemen şu son yapmış olduğumuz trabzanın dibinden bir tane daha çıkardım. Çakma trabzan. Şimdi devam ediyoruz. Tığın başına alıp bütün trabzanları çakma trabzan olarak diğer tarafa doğru devam edelim. Şimdi bu aralarda bir şey yok. Herhangi bir işlem yok. Sadece topuk kısmına gelince orada bir tane kesmemiz olacak. Tabi taban üzerine yapılışı biraz daha zor. Şekilde trabzanlarımızı yaparak taban şuraya kadar yapıp gelelim. Şöyle tutarsanız sizin için daha kolay olur. Ben de bu şekilde tutuyorum zaten tabanı. Tığın başına alıp bir kere de çektiğimiz trabzanlarla devam edelim. 4 sıra hiçbir işlem yapmadan bu şekilde gidip geleceğiz. Şimdi bu buradaki ipi de ben altına alarak ördüm. Şuradan tam orta burası, tamam mı? Bir. Bir de şu bitiş noktasından bir tane alarak hepsini birlikte çektim. Çocuğun ayağından çıkmasın diye. Bu arada iki tane de kesebilirsiniz. Ama ben bir tane kestim. Benim sayıma bir tane uygun, yeterli. Şimdi devam edelim. Aynı şekilde diğer tarafa gelene kadar. Şuraya gelene kadar. Hadi bakalım. Sonlara doğru yaklaştık. Ön kısmına bu şekilde 4 sıra patik sayımın ölçüsüne göre yeterli. Tığın başına alıp bir kere de çektiğimiz çakma trabzanlarla sıramızı bitirdik. Tam bitiş yerindeyiz. Şurada bir tane daha var. Bunu da alıyorum. Diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi iki tane de şu kapağın üzerinden alacağız. Bakın, bir tanesini şuradan aldım. Bir tane de hemen onun yanından. Evet.
Sıramızı tamamladık. Şimdi dönüyoruz. Bir zincir çektim ve döndüm. Tığın başına aldım. Yine çakma trabzanlarla bir tane daha zincir çektim. Bir tane atladım. Bakın. Bu değil. Buna. Yine çakma trabzan. Artık topukta da kesmemiz yok. Tamamen diğer tarafa gelene kadar sıra sonuna bu şekilde çakma trabzan olarak şuraya kadar, şu kenara kadar yap gel. Yaklaştık. Son ilmekleri de birlikte yapalım. Son ilmeğimi de yaptım. Bir, iki tane zincir çektim. Bunlar bizim bağcık yerlerimiz. Çevirdim. İkinci sıra. Tığın başına aldık. Birinci değil, ikinciye çakma trabzan olarak devam edelim. Bağcık yerlerini bu şekilde yapacaksınız. Şöyle tutarsanız rahat çalışırsınız. Tekrar diğer tarafa gelene kadar. Şu kalan kısmı yine birlikte yapalım, anlaşılsın. Bağcık yerini yapacağız. Üçüncü sıramız. Son zinciri de battık. Bir çevirdik, bir zincir daha çektik. Şuna değil, şuna. Bu bizim son sıramız. Sonra işlemlerimiz var. Birlikte yapacağız. Elinize alıştırırsanız bu tabanı tutmak aslında çok kolay. Tabii küçük eller için biraz zor olur. Benim ellerim de biraz büyük olduğu için daha rahat yapıyorum. Bu şekilde dolan şuraya kadar gel. Yine sonlarına doğru geldik. Sonlarını birlikte yapalım. Bağcık yerlerimizi. Şu zincirimizin içerisine de şu şekilde battık ve çakma trabzanımızı yaptık. Dördüncü sırayı bitirdik. Bir, iki zincir çektik. Patiğimizi çevirdik. Toplamda bir, iki, üç, dört sıra. Dört sırayı yaptık. Şimdi yapacak işlemlerimizi takip edin arkadaşlar. Şu yandaki, bakın, şu yandaki yükseltileri yapacağız. Tabanda ve yanda olan yükseltilerimizi yapacağız şimdi. Hemen tığımızın başına aldık. Birinci değil, ikinci. Trabzan yaptık. Bir. İki. Üç. İkili trabzan. Dört. 5 6 7 8 9 tane ikili trabzan yaptık. 9 tane ikili trabzan yaptık. Bir tane çakma trabzan yaptık.
1, 2, sık iğne, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptık. 1 tane çakma trabzan yaptık. Şimdi diğer önü, şu kenarı bakın. Şu kenarı buna göre ayarlayacağız. Burada 9 tane ayıracağız. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de çakma trabzan 10. Şuraya ben hemen işaret alıyorum. 10'uncuya işaretim aldım. Şurada 10 tane kaldı. Tekrar sayıyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğneye ayırdım. Bir de çakma trabzan. O halde şuraya kadar da işaret aldım. Burası benim sık iğne yerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İğneyi taktığım yerler çakma trabzan olacak. Şuradan şuraya kadar tamamen ikili trabzan. Tığın başına aldım. Bu şekilde. İkili trabzan olarak nişan aldığım yere kadar gelelim. 19, 20, 21. 21, 22. çakma trabzan olarak yaptım. İşaretimi aldım buradan. Çakma trabzandan sonra 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. İşaretini aldım. Çakma trabzan yaptım. Şimdi burada normal trabzanlarımızı yapalım. 2, 3, 4, 5. Burayı yanlış saydım galiba arkadaşlar. 2, 4, 6. Bir tane fazla kalmış burada. Nereden eksik yaptık? Şuradan bir tane daha alacağız. Topuk kısmını başa alıyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıyoruz. Sonra çakma trabzanımızı yaptık. Şurayı ayarlamamız diğer tarafa göre olacak. 9 tane yani. Şöyle bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6. Evet. Bir tanesi de çakma trabzanımız zaten. Yani 10 tane kalacak şekilde. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane çakma trabzanımı yaptım. Kalanlığı 9 tane normal trabzan. 2, 3, 4, 5, 6. Bu arada ipimiz de bitiyor. Yedi, sekiz, dokuzuncuyu da şöyle zincire batıp üçünü
Bir çektik. Diğer tarafta da aynısını yapacağız şimdi. Tekrar bir, iki zincir çektik. Çevirdik. Birinci değil, ikinciye trabzanlarla başladık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 8 tane trabzanım yaptım. Bir tane çakma trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 topuktan topuğa doğru bir tane kaydırdım. Yani çakma trabzanın üzerine de sık iğne yaptım. Şimdi bir tane çakma trabzan yapıp normal trabzanlarla devam edelim. Trabzanlarımızı yine ikili yapacağız. Buradaki çakma trabzanın üzerine kadar. İkili trabzan yapıp çakma trabzanın üzerine gelelim. Şimdi bakın. Şurası bizim çakma trabzan. Şurası çakma trabzan. Bunun üzerine sık iğne yapacağız. O halde buraya da çakma trabzan yapacağız. Hemen çakma trabzanımızı buraya yaptık. Yani tabana doğru kayıyor bir tane. Yaptık. Kalan 6 taneyi şekilde tutarak daha kolay olur. Sık iğne 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi çakma trabzanla başlıyoruz. Çakma trabzan normal trabzanlarımızı yapalım. Şuraya kadar. Son iki tane kaldı. Çekmedik. Tekrar sonuncu ilmeğe de battık. Üç tane ilmek oldu. Üçünü birlikte çektim. Bir, iki zincir çektim, çevirdim. Bu bizim son sıramız. Şuradan hemen tığın başına almadan bir ileri kayarak bir tane sık iğne yaptım. Tığın başına aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. 7 tane trabzan yaptım. 7 trabzandan sonra bir tane çakma trabzan yaptım. Kalanı sık iğne olarak devam edelim. 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğne yaptım. Tığın başına aldım. Çakma trabzan yaptım. Normal trabzanlarıma devam ediyorum. Nereye kadar? Şuradaki çakma trabzanın yanına kadar. Normal trabzanlarımızı yapıp oraya kadar gelin. Çakma trabzanımızın üzerine geldik. Hemen burada çakma trabzan yaptık.
kalan kısmını sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar bir tane çakmak trabzan. Hepsini birlikte çektiğimiz kalan kısmını normal trabzan. 6. Burada benim bir tane fazlam var gibi arkadaşlar ama şöyle bir sayayım. Çakma trabzan 2, 4, 6, 7. Evet, şurada bir tane fazlamız var. O da zarar vermez bize. Hemen zinciri de battık. Üçünü birlikte çektik. 1, 2 zincir çektik. Döndük. Artık patiğimizin son sırası. Bakın şöyle bir hal aldı patiğimiz. Şu şekilde. Şimdi bunun üzerine tamamen çakma trabzan doyuracağız. Hiçbir işlem yok. Yine tığın başını aldık. Birinci değil, ikinci. Yuvamıza batarak tamamını çakma trabzan olarak yapıp gelelim. Tamamını çakma trabzan olarak yapıp gelelim. Hiçbir işlem yapmadan. Hadi bakalım. Evet, son bir. İki tane zincir çekerek diğer bağcık yerimizi de şuradaki zincirimizin tepesine batarak tamamladık. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın patiğimizin yükseltilerini de yaptık. Tabi elimizden daha yeni düştü bu. Gayet güzel oldu. Bayağı bir yorucu çalışma oldu. Bu şekilde şimdi diğer işlerimizi yapacağız. Ben bu ipimi buradan koparıyorum. İstiyorsanız şu kenar kısmına da sık iğne gidebilirsiniz. Yani bağcıkları burada bile yapabilirsiniz. Burayı da şöyle bir kısaca göstereyim. Ben de yapıyorum zaten. Öyle yapıyorum da. Hadi bakalım bunu da birlikte yapalım. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yap. Sonra bütün şöyle uçlardan sık iğne yaparak aşağı doğru inin. Daha düzgün durur. Sık iğnelerin trabzanların belinde zaten bağcık yerlerimiz var. Her iki tarafında bu şekilde yaparsanız daha temiz, daha düzenli görünür. Şu noktaya son yuvaya da bir tane battım ve zincirimi çektim. Bu kenarda şuradan aşağı ineceğiz. Şu uzunca kesim bu ipinizi ipi içine saklarız zaten. Burayı da şuradan aynı noktaya bir tane daha sık iğne yaptım. Şu ucu da altında örerek devam edin. Burayı da şuraya kadar inelim. Her iki tarafı da sık iğnemizi yaptık. Bu ipleri içine saklamamız lazım. Bunları
saklayacağız, içini çekeceğiz, sağlamlaştıracağız arkadaşlar. Şimdi gelin şu kenar siyahını gidelim. Siyahımızı aldık. Bu da aynı patikli giyip. Hani başlarken topuktan üstteki tellerine sık iğnemizi yapmıştık, trabzanımızı yapmıştık. Şimdi buraya bir zincir çektik, sağlamlaştırdık. Tamamen şöyle yaklaştırayım. Tamamen her bir telden bu ipi de içine alarak sık iğne yapacağız. Zaten çok belirgin. Görmüş olduğunuz gibi taban kısmını da bu şekilde tamamlayacaksınız. İpimizi de içerisinde götürdük. Her bir ilmeğe bir tane. Şu şekilde tutarsanız elinizi alttan kavrayarak daha seri bir şekilde yaparsınız. Evet, taban kısmı da bu şekilde sık iğne olarak dolanıp gelelim. Şimdi arkadaşlar bunu fazla sizin zamanınızı almamak için bu şekilde sık iğne dolanıp patiğimizin tabanını da bitirelim. Ben şimdi bunu bırakıp üzerindeki süslemelerin nasıl yapıldığını şunu yapacağız şimdi. Birlikte hemen tığımızı aldık. Bunun için biraz daha ince uçlu bir tığ kullanacağım. Yani 7 numara tığımı aldım. İlk zinciri saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Bakın şöyle. İkinci zincirimize kaydırma yaptım. Bir tane sık iğne yaptım. Tığın başına aldım. Bir tane çakma trabzan yaptım. Bir tane daha çakma trabzan yaptım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane kaydırma yaptım. Şöyle birisini yaptık. Bakın. Birisini yaptık. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektik. Tığın altındaki ilmeğe değil, ikinciye kaydırma yaptık. Sık iğne yaptık. Çakma trabzan yaptık. Bir tane daha çakma trabzan yaptık. Sık iğne yaptık. Kaydırma yaptık. Kaydırma yaparken şöyle kaydırma yaparken son ilmeği şuradan şunun dibinden batarak kaydırmamızı yaptık. İkinciyi de yaptık. Üçüncüye geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sık kaydırma yaptık. Sık iğne yaptık. Çakma trabzan. Bir tane daha çakma trabzan. Sık iğne. Kaydırma. Son ilmeğe kaydırma yaparken yine şunun kök tarafına şöyle son zincirin içerisine burada maksat bir araya toplamak. Düzenli bir şekilde kaydırma yaptık. Ve bu da bitti. Zincirimizi çekerek ipimizi kestik. Uzunca kesin. İpimizi kestik.
Bu işlem de bitti. Şimdi bunu hemen şöyle şuraya bırakalım. Şimdi şu yandaki şunları yapacağız. 10, 12, 14'ten başlayacağız. Hemen bir tane yapacağım. Örnek olarak gerisini siz yaparsınız zaten. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki zincir çektik, tığın başına aldık. Üçüncü zincirden yani 10 tane çakma trabzan yapacağız. Her bir zincire bir trabzan. Bundan sonrasını 12 trabzanla yapacağız. Ondan sonrasını her kenara 3 tane çizgi yapıyoruz ya. 10 sık iğne, 12, 14 sık iğne olarak boy boy. Ve 10 tane sık iğnemi bitirdim. Belki konuşma esnasında fazla yapmış olabilir. Aynı yuvaya kaydırma tekniğiyle bitirdik. Bu şekilde. 10 tane. Diğerini 12 tane. Diğerini 14 tane. Bunu da şöyle silikon ve çakmak. Dikebilirsiniz de. Ben silikonla yapıştırıyorum, daha sağlam oluyor. Silikonu eritip arkasına şöyle hafiften değdirip ayarladıktan sonra üzerine yapıştıracaksınız. Bakın küçüklü büyüklü 10, 12, 14'ten başlamış. Şimdi şu arkadaki siyaha gelelim. Şöyle 30 tane zincir çektim. 30 zincirden sonra hemen bir tane daha çektim. 31. Burada hemen çakma trabzanla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çakma trabzan yaptık. Şurada 6 tane zincir kalana kadar ikili trabzan yapıp devam edelim. Şu şekilde. 2 kere de çektiğimiz ikili trabzanlarla 6 zincir kalana kadar yapın, devam edin. 6 tane çakma trabzandan sonra 16 tane normal trabzan yaptık. Şimdi 6 tane yine çakma trabzanla devam edelim. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 taneden sonra 1, 2 zincir çektik. Aynı noktaya çakma trabzan yaptığımız aynı noktaya sık iğne ile sağlamlaştırdık. Şimdi devam edelim. 6 çakma trabzanın üzerine 6 çakma trabzan, 1, 2 zincirden sonra tekrar aynı noktaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de buraya çakma trabzan yaptık. Şimdi normal trabzanlarımızı yapıp 6 tane çakma trabzan yaptığımız noktaya kadar gelelim. Siyah pek görünmüyor. Şimdi normal trabzanlarımızı yapalım. Geldik 6 tane çakma trabzan yapacağımız noktaya. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle şu şekilde bir şey oldu arkadaşlar, bakın. Bu şekilde.
Bunu kaç sıra bu şekilde yapacağız? Aynı içle. Toplamda 4 sıra. Tamam mı? 4 sıra olacak. Nasıl 4 sıra olacak? Hepsi 4 sıra olacak. Şimdi şuradan dolanacağız. Aynı işlem yine 6 trabzan, sonra kalanını normal trabzan olarak yapacağız. Şuradan dönüp şuraya kadar gelelim. Aynı şekilde. Aynı şekilde bu işlemi şöyle dolanıp tekrar şuraya gelin. Arkadaşlar iyice yaklaştırdım anlaşılsın diye. Bakın 1, 2, 3, 4 sırada bitirdik. Uçları altışar çakma trabzan, kalanı normal trabzan. Bunu şurada görmüş olduğunuz yapmış olduğumuz amblemden iki tane yapacaksınız. Birisi ön kısmı, birisi arka kısmı. Şunu da ister bakın bu şekilde dikin. İğneyle de dikebilirsiniz. Elinizde herhangi bir yapıştırıcı yoksa iğneyle de dikebilirsiniz. Sonra tabanınızı alıp ortaladıktan sonra şu şekilde yapıştırabilirsiniz. Ya da dikebilirsiniz. Olay bundan ibaret. Patiğimizi elimden geldiği kadar net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar, artık hatamız olduysa affola. Yapacak bir şey yok. Bu kadar geldi elimden. Bu kadar anlatabildim. Umarım işinize yarar. Şimdilik veda vakti geldi. Bu arada sahur zamanı geldi diyelim. Ve sonuçta 25-26 numara patiğimizin son hali bu. Bağcığını yapıp güzel bir şekilde bağcık takma teknikleri var. Nasıl isterseniz o şekilde bağcığınızı da takarsınız. Şöyle bir patik. Bebeklerinizin eski ayakkabılarının üzerine alıp üzerine şöyle yapıştırıcı sürüp bunu da üzerine yapıştırıp çok rahatlıkla dışarıda da giydirebilirsiniz. Bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kanalında kalın, takipte kalın. Abonelik kesinlikle ücretsizdir. Bana ulaşmak isterseniz takıldığınız noktalar olursa Instagram Sema04'ten ulaşabilirsiniz. Facebook kanalım Sema Tazar'dan ulaşabilirsiniz. Yapamadığınız yerlerde ya da benim anlatamadığım yerleri tekrar sorarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Çok da uzun bir video oldu. Allah'a emanet olun. Hayırlı sahurlar. Hoşça kalın.